Ama Almanya'da gerçekten böyle birçok insan var işte. Diyor ki işte ben aşk acısı çekiyordum, işte bir sene şöyle oldu böyle oldu, işte ben sosyal anksiyete çekiyorum şöyle böyle falan, sana öyle bir anlatıyor ki sen böyle zannediyorsun bu işte sokakta yatıyor falan zannediyorsun, ama bir bakıyorsun bankasında 10 bin euro para var falan, böyle insanlar. O yüzden zaten insanlar burada şikayet ediyorlar. Ben işte bir senedir yaşıyorum, iki senedir yaşıyorum, istediğim her şeyi aldım, arabamı aldım, telefonumu aldım, şunu aldım, bunu aldım ama mutsuzum. Almanya ile ilgili en küçük, en ufak bir şey söylediğinizde, eleştirdiğiniz zaman hemen şu yorum geliyor: beğenmiyorsan dön. Beğenmiyorsan dön o zaman. Seni burada zorla mı tutuyorlar? Beğenmiyorsan dön. Uçak biletini alıyorum, hemen geri dön. Almanya'ya ilk geldiğinizde tabii ki diyorsunuz ki yeni bir ülkeye geldim, yeniden başlıyorum her şeye, sıfırdan başlıyorum, ne kadar güzel parkları, doğası, ne kadar güzel. Markete gidiyorum, her şeyin fiyatı 1 euro, 2 euro, 3 euro. Markette bulabileceğim en pahalı şey bile 15-20 euro, belki 30 euro. Türkiye'deki ekonomik kriz ve hiperenflasyon durumundan çıkıp buraya geldiğiniz için ilk başta bunlarla kendinizi avutarak geçiriyorsunuz. 5-6 ayınızı gerçekten bunlarla, ekonomiyle, şununla bununla, alım gücüyle kendinizi avutarak geçiriyorsunuz. Tabii ki Almanya'ya gelen herkesin çilesini çektiği bir şey var. Burada Alman bürokrasisiyle uğraşıyorsunuz. İkamet kaydı olsun, oturum izni olsun vesaire, bunlarla uğraşmaktan gerçekten sıtkınız sıyrılıyor ilk 5-6 ay içerisinde. Ama gerçekten ilk 5-6 ay içerisinde sizin karşılaşabileceğiniz en kötü şey Alman bürokrasisi oluyor. Aynı şekilde bu ilk 5-6 ay içerisinde diyorsunuz ki aa yeni bir ülkeye geldim, o zaman gezeyim, şuraya gideyim, buraya gideyim, oraya gideyim, işte yakındaki Fransa'ya gideyim, İsviçre'ye gideyim, İtalya'ya gideyim vesaire. Bu şekilde böyle bir ilk 6 ayınızı, 7 ayınızı vesaire geçiriyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş böyle gezeceğiniz yerler bitiyor. Daha böyle ekonomi odaklı, para odaklı, iş odaklı yaşamaya başlıyorsunuz. Hele hele kışı Almanya'da geçiriyorsanız zaten o karanlıktan psikolojiniz yavaş yavaş kötü etkilenmeye başlıyor. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, insanlar alıştıkça o alıştığı şeyleri görmemeye başlıyorlar. Yani güzel bir şey bile olsa o güzel şeye alıştığınız zaman o güzel şeyi görmemeye başlıyorsunuz. Aynı şekilde bunu buradaki birçok insan da yaşıyor arkadaşlar. Yani buraya geliyorsunuz, ilk başta diyorsunuz ki aa ne güzel, yani enflasyon maksimum %5, %10 vesaire diyorsunuz. Ne bileyim alım gücü çok iyi vesaire diyorsunuz. Ama ondan sonra 6 ay sonra, 1 yıl sonra falan buna tamamen alışıyorsunuz ve bunu düşünmüyorsunuz bile. Bu aklınıza bile gelmiyor. Yani 6 ay sonra, 1 yıl sonra artık şunu dememeye başlıyorsunuz: aa ben Almanya'dayım, ne güzel alım gücüm var, istediğim her şeyi alabiliyorum vesaire. Böyle şeyleri dememeye başlıyorsunuz. Çünkü bu sizin gözünüze batmıyor. Artık diyorsunuz ki bu normal zaten. Yani ben istediğim elektronik cihazı, istediğim arabayı, istediğim şeyi zaten alabilirim. Bunlar normal diyorsunuz ve artık başka şeylerden şikayet etmeye başlıyorsunuz. Yani buraya geliyorsunuz ve buradaki olumlu şeyleri artık normal kabul ettiğiniz için artık elinizde olan şeyleri görmemeye başlıyorsunuz ve daha fazlasını istemeye başlıyorsunuz. Bu dünyanın her yerinde böyle arkadaşlar. Şimdi mesela Türkiye'deki insanlar Almanya'dakilerin şikayet ettiğini görünce gerçekten sizin şikayet etmeye hakkınız yok diyebiliyordur. Aynı şekilde arkadaşlar Almanya'daki insanlar da Norveç'te veya İsveç'te yaşayan insanların şikayet ettiklerini duydukları zaman muhtemelen onlar da sizin şikayet etmeye hakkınız yok diyordur. O yüzden yani insanın beğenmediği şeylerin olabilmesi, şikayet ettiği şeylerin olabilmesi gerçekten çok normal bir şey. Tabii ki bu isyana kaçmadığı sürece. Ama ufak tefek şikayetlerinizin olması Almanya'dan bıktığınız ve geri dönmek istediğiniz anlamına gelmiyordur. Burada maalesef şunu yaşıyoruz arkadaşlar: Almanya ile ilgili en küçük, en ufak bir şey söylediğinizde, eleştirdiğiniz zaman hemen şu yorum geliyor: beğenmiyorsan dön. Beğenmiyorsan dön o zaman. Seni burada zorla mı tutuyorlar? Beğenmiyorsan dön. Uçak biletini alıyorum, hemen geri dön. Bak bir daha bir şey söyleme, bak bir daha senin şikayet etmen yasak. Aynısının maalesef tersi de oluyor arkadaşlar. Özellikle böyle sosyal medyada bazı Türkler var. Böyle Almanlarla vakit geçiriyorlar, Almanlarla bir yerlere gidiyorlar vesaire. Onların altındaki yorumları okuyun. Hemen diyorlar ki işte sen Alman olmuşsun, sen kültürünü sattın, sen ülkeni sattın, sen özenti oldun, Alman olmaya çalışıyorsun vesaire diyorlar. Bizde maalesef inanılmaz seviyede herkesin her şeyine karışma durumu var. Ama şunu söylüyorum size arkadaşlar, dünyanın neresine giderseniz gidin insanlar bir şeylerden şikayet ediyorlar. Yani bugün Amerika'ya gidin, Avustralya'ya gidin, İngiltere'ye gidin, Kanada'ya gidin, hiç fark etmiyor. Her yerde insanlar bir şeylerden şikayet ediyorlar. Ve siz burada en ufak şikayetini, en ufak beğenmediği şeyi dile getirene direkt diyorsunuz ki beğenmiyorsan dön, beğenmiyorsan geri dön, kimse seni orada zorla tutmuyor. Ama dediğim gibi zaten burada olumlu şeylere alışıyorsunuz, olumlu şeyleri kabul ediyorsunuz, tamam diyorsunuz, bu artık normalim diyorsunuz. Belki de Türkiye'de olmayan standartlarınızı burada normal hale getiriyorsunuz ve buna alışıyorsunuz.
ve bu olumlu şeyleri artık görmemeye başlıyorsunuz. Gözünüz hep olumsuz tarafta oluyor. O yüzden zaten insanlar burada şikayet ediyorlar. Ben işte bir senedir yaşıyorum, iki senedir yaşıyorum. İstediğim her şeyi aldım, arabamı aldım, telefonumu aldım, şunu aldım, bunu aldım ama mutsuzum. Neden? Çünkü sen o arabayı kolaylıkla alabildiğin zaman o sana o kadar mutluluk vermiyor. Yani şu an burada bir insanın araba alması, burada yaşayan, doğmuş, büyümüş bir insanın araba alması onun için çok fazla bir anlam ifade etmiyor zaten. Ama Türkiye'de bir insanın araba alması gerçekten o insanı çok sevindirecek bir şey. Çünkü bakıyoruz mesela, ben daha geçen gördüm. İngiltere'den Türkiye'ye gelen bir turist paylaşmış. İngiltere'deki Range Rover fiyatları Türkiye'dekinin tam 5'te 1'iymiş. Yani İngiltere'deki Range Rover arabaların birebir aynıları Türkiye'de döviz cinsinden bile tamı tamına 5 katı fiyatına satılıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de bir tane araba alacağınıza İngiltere'de aynı parayla 4 tane 5 tane araba alabiliyorsunuz. O yüzden zaten Türkiye'de araba almak insanı mutlu eden bir şey oluyor. Yani dediğim gibi gerçekten hani burada kalmalı mıyım, dönmeli miyim gibi bir düşünce içerisindeyseniz kesinlikle böyle ilk 4-5 ayınızda karar vermeye çalışmayın. Çünkü zaten o ilk 4-5 ay sadece sizin bir yanılsama içerisinde olduğunuz bir dönem. Kalma veya dönme işlerini böyle düşünmeye başlamanız bile bence bir seneden sonra olmalı. Yani ikinci sene, üçüncü sene vesaire ki anca alışabiliyorsunuz. Yani anca oradaki hayatı tanıyabiliyorsunuz. Zaten hani öğrenciyseniz, atıyorum dil okuluna gidiyorsanız, sadece dil öğrenmeyle uğraşıyorsanız falan o zaten yeterli değil. Yani burada çalışma hayatına katılıp böyle birkaç sene iş deneyimlemeden, buradaki iş hayat dengesini deneyimlemeden gerçekten bence karar vermek için çok erken olacaktır sizin için. Ama benim söylediğim gibi arkadaşlar, genellikle buradaki birçok tanıdığımda da aynı şeyleri duyuyorum. İlk böyle 6 ay, 7 ay vesaire böyle diyorsunuz ki aa ne güzel bir yere geldim işte, ne kadar güzel, her taraf park, her taraf yemyeşil, işte havası tertemiz vesaire vesaire. Sonrasında bu farklı yerlere gidiyor. Yani sonrasında diyorsunuz ki mesela bir seneden sonra diyorsunuz ki artık hani ben buraya mı aitim, Türkiye'ye mi aitim, işte ben burada yaşıyorum ama İşte yeterli çevrem yok, sadece yabancılarla arkadaşlık kurabiliyorum, yani buraya ait hissedemiyorum, burada neler olup bitiyor ben bunları takip edemiyorum, buradaki haberleri, politikayı, hiçbir şeyi takip edemiyorum demeye başlıyorsunuz ve bunları sorguladıkça artık diyorsunuz ki hani acaba yanlış yerde miyim, acaba ben buraya ait değil miyim vesaire. Yani her şeyiniz yerinde, işte ekonominiz, sağlığınız, bütün her şeyiniz yerinde ama artık daha başka sorunları düşünmeye başlıyorsunuz. Ben size tam olarak da bu yüzden diyorum, buraya gelince kesinlikle yalnızlık çekeceksiniz diyorum. Yani yalnız olacaksınız demiyorum, bakın altını çiziyorum. Yalnızlık çekeceksiniz diyorum. Çünkü burada çok farklı insanlarla tanışsanız bile, çevrenizde farklı insanlarla aktiviteler yapıyor olsanız bile arkadaşlar, farklı kültürlerden gelen insanlarla aynı frekansı, aynı durumları, aynı böyle ruh halini, düşünce halini yakalamanız gerçekten çok zor. Bunu ancak kendi ülkenizden gelen insanlarla veya yakın çevreden gelen insanlarla yapabiliyorsunuz. Yani bu iki taraf için de geçerli arkadaşlar. Siz buradaki Almanlara karşı empati kurmakta zorlanıyorsunuz. Hani mesela burada bir Alman bir şeyden şikayet ettiği zaman diyorsunuz ki onların da dertleri mi var ve işte her şeyleri yerinde, işte sadece boş boş şikayet ediyorlar diyorsunuz. Aynı şekilde buradaki tanıştığınız Almanlar da size empati kuramayacaklardır. Çünkü bu insanlar hayatlarında %100 enflasyon gibi şeyler görmediler. İş yerinde yaşadığınız baskıların büyük çoğunluğunu muhtemelen onlar burada yaşamadılar. Türkiye'de yaşanan geçim derdi ve işsizlik baskısı Almanya'da da kısmen yaşansa bile gerçekten bu Türkiye'deki durumla kıyaslanabilir seviyede değil. Yani Almanya'da gerçekten işsiz kalan birinin arkasında devlet oluyor. Ona yeni beceriler katmak için ona kurslar ayarlıyor bir şekilde. Becerilerini geliştirmesi için imkanlar sağlıyor. İşsiz kaldığı süre boyunca maddi olarak destekliyor vesaire. Almanya'da bu tarz temel gereksinimlerle ilgili problemleri yaşayan insanlar çok az olduğu için buradaki insanlar daha çok böyle psikolojik sorunlarla veya işte bazı sağlık sorunlarıyla vesaire böyle farklı farklı sorunlarla daha meşgul oluyorlar. Biz ise daha en başından, yani daha en başından temel gereksinimleri düşündüğümüz için, yani temel gereksinimlere odaklandığımız için aklımızda sürekli para kazanmak, bir kenara koymak vesaire vesaire oluyor. Biz ise Türkiye'de daha temel hayat gereksinimlerimiz için bir savaş verirken, tabii ki böyle işte psikolojik sorunları olan insanlar, işte benim anksiyetem var, benim şuyum var, benim sosyal bozukluğum var vesaire diyen insanları böyle işte hani sen de her şeyi abartıyorsun vesaire gibi yargılıyoruz. Ama Almanya'da gerçekten böyle birçok insan var, işte diyor ki işte ben aşk acısı çekiyordum, işte bir sene şöyle oldu böyle oldu, işte ben sosyal anksiyete çekiyorum şöyle böyle falan, sana öyle bir anlatıyor ki sen böyle zannediyorsun bu işte sokakta yatıyor falan zannediyorsun ama bir bakıyorsun bankasında 10.000 euro para var falan, böyle insanlar. Yani arada bu kadar büyük bir fark olunca zaten iki tarafın birbirini anlaması, empati kurması ve birlikte bir şeyler yapabilmesi gerçekten çok zor oluyor. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı da zaten biraz böyle
Burada kendi insanlarınızla, kendi ülkenizden gelen insanlarla bir şekilde aynı ortamda buluyorsunuz kendinizi. Tabii ki dil problemleri de var arkadaşlar. Ben bütün videolarımda size tekrar tekrar söyledim. Almanya'ya gelmeden önce en az B1 seviye Almanca biliyor olun dedim. Çünkü zaten o bildiğiniz B1 seviyesi Almanca ile bile burada konuşmanız zor olabiliyor. Yani bir pratik gerektiriyor. B1'i bitirseniz bile, B1 konuşma bölümünü geçseniz bile burada iyi Almanca konuşabilmeniz gerçekten böyle en azından 3-4 ay bir pratik gerektiriyor arkadaşlar. Ve zaten Almanca konuşamıyorsanız ne kendinizi anlatabiliyorsunuz ne karşı taraf sizi anlayabiliyor. Yani zaten hani İngilizceniz olabilir, buradaki Almanlarla İngilizce olarak ettiğiniz sohbetin de bir kıymeti olmuyor zaten. Yani hani sadece temel ihtiyaçlarınızı konuşabilirsiniz. Bana şu lazım, bana bu lazım vesaire. Ama zaten hani yalnız hissetmek istemiyorsanız, buradaki insanlarla bir bağ kurabilmek, burayı bir şekilde anlayabilmek istiyorsanız başka türlü hiçbir şekilde o bağı kuramazsınız. Bana çok diyorlar mesela, senin Almanlarla işin ne? Niye sürekli Almanlarla tanışmaya çalışıyorsun vesaire? Kendi işine baksana falan diyorlar. Ben şunu diyorum arkadaşlar, bu ülkeyi tanımak için, bu ülkenin nereye gittiğini, ileride neler olabileceğini görebilmek, kestirebilmek için veya bu ülkeye böyle ait hissedip hissetmediğini anlayabilmek için bence buradaki yerel insanları tanımak gerçekten çok önemli. Ben buna inanıyorum ve bunu her zaman savunmaya devam edeceğim. Tabii ki gidin böyle rastgele bir Almanla sıkı fıkı arkadaş olmaya çalışın, onu rahatsız edin falan demiyorum. Ama buradaki yaşadıklarınızdan haberdar olun. Yaşadığınız yerden bir haber olarak yaşamayın arkadaşlar. Yani buradaki insanlar neler yapıyor? Buradaki bir insanın günü nasıl geçiyor? Yani ben size demiyorum ki Alman olun, Almanlaşın vesaire. Ama bir çaba gösterin. Yani geldiğiniz ülkeyi anlamak adına bir çaba gösterin. Yani bu dili öğreniyorsanız, Almancayı öğreniyorsanız emin olun bunu insanlarla iletişim kurmak için öğreniyorsunuz. Sınavı geçmek için öğrendiğiniz Almanca zaten sizi bir yere getirmiyor. Ben size Almanlaşın demiyorum ama eğer diyorsanız ki işte ben expatım, zaten işte insanlarla İngilizce konuşurum, Berlin'de yaşarım, bir yazılım firmasında tamamen İngilizce olarak çalışırım vesaire diyorsanız burada hiçbir şekilde aidiyet kuramazsınız arkadaşlar. Aidiyet kuramadığınız bir ülkede de gerçekten iyi hissetmenizin mümkün olduğuna inanmıyorum ben arkadaşlar. Genellikle dediğim gibi zaten ilk birinci seneden sonra zaten bunları düşünmeye, bunları sorgulamaya başlıyorsunuz. Yani ilk bir seneye kadar zaten bir şey belli olmuyor, bir şey ortaya çıkmıyor. Yavaş yavaş böyle işinizi kuruyorsunuz, ekonominizi kuruyorsunuz vesaire. Ondan sonra fark ediyorsunuz ki bir şeyler eksik. Bir boşluk var. Yani tanımlayamadığınız bir boşluk var. Evet, çevrenizde insanlar var ama yine yalnız hissediyorsunuz. Yine anlaşılmamış hissediyorsunuz. Çünkü siz kendinizi kapatmışsanız, ben sadece işe gideceğim, para kazanacağım, araba alacağım, ev alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kendinize odakladığınız için çevrenize bakmaz olmuşsunuz. Yani ekonomisine, her şeyine, iş hayat düzenine, her şeyine alışıyorsunuz ama sonrasında, yani bu birinci seneden sonra artık başlıyor. Yani ben buraya ait miyim? İşte ben buraya geldiğimde iyi mi oldu? Yani böyle biraz düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba dönsem mi? Şu an dönebilir miyim? Vesaire. Ama zaten her şey geçmiş oluyor. Yani bütün her şeye alıştınız, işte düzene alıştınız, iş hayatına alıştınız, her şeye alıştınız. Geriye kalan tek şey toplumsal kısmı oluyor. Yani buradaki topluma alışmak, buradaki insanlara alışmak. Dönsem mi, kalsam mı diye düşünenler için de ben şunu söylüyorum. Yani kesinlikle ilk bir seneden karar vermeyin. Yani bir 2 sene, 3 sene, 4 sene belki bir beklemeniz gerekiyor. Ama işte yavaş yavaş, yani bu birinci seneden, ikinci seneden sonra artık böyle bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz. Özellikle Türkiye'de olup da Almanya'ya gelmek isteyenler, Almanya'da yalnızlıktan şikayet edenleri gerçekten anlayamıyorlar. Türkiye'de olup Almanya'ya gelmek isteyenler şunu diyor. Ben işte istediklerimi alayım da, işte telefonu, arabayı, evi, şunu bunu alayım da yalnızlık benim umurumda bile olmaz. Zaten işte insanlardan ben çok çektim, beni çok kazıkladılar, şöyle böyle vesaire. Böyle şeyleri çok diyorlar. Ben de tam olarak şunu diyorum zaten. Buraya geldiğinizde ekonomik problemleriniz bittiği için artık başka problemler aramaya başlıyorsunuz. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Yani ekonomik problemleri bitenler başka problemler arıyor. Onları çözenler de yine başka problemler arıyor. Yani bugün bakın İsveç'e, Norveç'e vesaire. Burada insanlar hayattan memnun olmadıkları için intihar ediyorlar mesela. Siz de buraya geldikten sonra bu 6 ay içerisinde, 1 sene içinde bu alım gücüne alışacaksınız. İstediğiniz her şeyi alacaksınız. Artık başka probleminiz olmadığı için diyeceksiniz ki, aa benim işte şöyle bir psikolojik problemim var, aa benim işte şöyle bir sorunum var, ama işte şöyle bir şeyim var, bilmem ne, işte çok yalnızım, şöyle böyle bilmem ne, aa işte benim anksiyetem var, benim panik atağım var, şuyum var, buyum var diye siz de böyle saçma sapan problemler bulmaya başlayacaksınız. Yani kendinizin, sizin şu anda saçma sapan olarak adlandırdığınız o problemleri sizler de burada bulmaya başlayacaksınız. Yani o Türkiye'deyken o dalga geçtiğiniz problemleri siz de buraya geldiğiniz zaman problem olarak görmeye başlayacaksınız. Yani ben size Almanya'ya geldim, yapayalnız kaldım, o kadar bıktım ki artık geri döneceğim vesaire gibi şeyler demeye çalışmıyorum. Ben size sadece
karşınıza gelebilecek şeyleri gösteririm. Yani karşınıza gelebilecek şeylerin kötü kısımlarını gösteririm. Çünkü size zaten her zaman bunların olumlu taraflarını anlatıyorlar. İşte Almanya'ya geldim, şöyle oldu, böyle oldu. Markete gittim, 10 euroya şunları aldım, bunları aldım. Yani zaten bunları hep izliyorsunuz. Ben size bunların videosunu çekersem hiçbir anlamı olmaz. Ama bizzat arkadaş çevrem arasında da gerçekten burada psikolojisi bozulmuş, buraya ait hissedememiş, burada arada kalmış hissetmiş bir sürü insan tanıyorum. Ben de onların yaşadıkları, bana anlattıkları veya benim yaşadığım bazı problemleri size genel olarak yansıtmaya çalışıyorum. Peki Almanya'da yalnız kalmamak için neler yapabiliriz? Öncelikle buraya geldiysen kesinlikle, yani Almancan iyi bile olsa, kesinlikle bir Almanca kursuna git. Orada zaten birçok ülkeden birçok farklı insanla tanışacaksın. Birçok farklı hocayla tanışacaksın. Yani hem perspektifin genişleyecek hem de Almancanı geliştirmiş olacaksın. Onun dışında burada kesinlikle, yani boş boş durmayın. Burada çalışın arkadaşlar. Bir şekilde işe gidin. Bir şekilde part time da olsa, full time da olsa fark etmez. Bir şekilde bir yerde çalışın. Burada boş durmayın. Zaten okula gidiyorsanız, işte dil okuluna gidiyorsanız, herhangi bir yere gidiyorsanız zaten oradan da bir çevreniz oluyor. Burada spor kulüpleri var. Bazı hobi kulüpleri var. Verein denilen kulüpler var arkadaşlar. Buralara kayıt oluyorsunuz. Mesela bir spor oluyor. Haftalık olarak o sporu yapmaya gidiyorsunuz. Sanırım bunun genelde bir ücreti oluyor ama belirli bir saat dilimi içerisinde gidiyorsunuz ve orada işte atıyorum futbolunuzu oynuyorsunuz, dönüyorsunuz gibi bir sistem. Onun dışında arkadaşlar büyük şehirlerde özellikle Meetup diye bir uygulama var. Bunun bazı etkinlikleri oluyor. Buralarda genellikle dil değişimi yapılıyor. Yani dil değiş tokuşu yapılıyor. Sen gidiyorsun mesela Türkçe öğrenmek isteyen birine Türkçe öğretiyorsun. O da atıyorum sen Almanca öğrenmek istiyorsan sana Almanca öğretiyor vesaire. Böyle etkinlikler oluyor. Onun dışında Almanya'da Türkiye'nin aksine internetten tanışmak çok yaygın bir şey arkadaşlar. Sadece ilişki için vesaire düşünmeyin. Burada arkadaş da bulabiliyorsunuz internetten. Yani özel böyle bunun için uygulamalar var. Sadece diyorsunuz ki ben arkadaş bulmak istiyorum. Onun dışında tabii ki hani buradaki insanlarla bir şekilde iletişim kuracaksınız. Kendiniz gibi Türkiye'den gelen insanlarla iletişim kurun. Aynı şekilde ben şunu da söylüyorum. Hani burada büyümüş, burada doğmuş büyümüş gurbetçilerle de vakit geçirin. Onları da tanımaya çalışın. Yani ben size demiyorum ki işte burada şundan uzak dur, bundan uzak dur, şöyle yapma, böyle yapma. Çok fazla diyen de var buna. Hani işte oraya gidince işte Türklerden uzak dur, onlar seni sömürürler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar bir şeyler. Ben bu fikre katılmıyorum arkadaşlar. Yani böyle durumlar olabilir tabii ki. Dikkat etmeniz lazım. Yani nerede çalışıyorsunuz, nasıl çalıştırılıyorsunuz, size kontrat yapıyorlar mı yoksa yasa dışı mı çalışıyorsunuz, Schwarzarbeit mi yapıyorsunuz? Yani bunlara sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Ama kesinlikle karşınızdaki insanları genellemeyin. Yani işte burada doğmuş büyümüş Türkler böyle, Almanlar böyle, Almanlar ırkçı, Almanlar şöyle böyle, işte Alman dili hiç güzel değil, Almanca kulağa güzel gelmiyor vesaire. Yani böyle şeyleri zaten siz kafanızda büyüttüğünüz zaman karşı tarafla iletişim kurma imkanlarınızı kapatmış oluyorsunuz. Mesela bazı insanlar buraya geliyorlar, mesela diyorlar ki işte ben uluslararası öğrenciyim, ben inatla burada İngilizce konuşacağım, bölümümü de İngilizce okuyorum, sen bana İngilizce cevap vermek zorundasın, işte ben Almanca öğrenmeyeceğim, Almanca çok kötü bir dil falan. Böyle bir kafaya girdiğiniz zaman zaten o bariyerleri kurmuş oluyorsunuz ve karşı tarafta bunu görüyor arkadaşlar. Yani siz Almanca'ya ne kadar sarılırsanız, Almanca'yı ne kadar öğrenmeye çalışırsanız, merak edip bunu tanıdıklarınıza sorarsanız onlar da diyor ki evet bu kişi entegre olmak istiyor, bu kişi kendini geliştirmeye çalışıyor, ben o yüzden bu kişiye saygı duyuyorum. Ülkesini terk edip buraya gelmiş, sıfırdan başlamış, bir sürü şeyle uğraşıyor, onun yanında bir de ne güzel Almanca konuşuyor diyor. Ve emin olun, yani kötü konuşmanıza bakmayın, öğrenmeye çalışın, sorun. O çabanızı gördükleri zaman zaten buradaki Almanlar da size saygı duymaya, sizinle arkadaş olmaya, sizinle tanışmaya başlıyorlar. Şaka yapmıyorum. O yüzden bütün bu dengeyi kuruyorsunuz. Yani sizin gibi Türkiye'den gelenlerle de arkadaşlığınıza devam ediyorsunuz. Buradaki yerel insanlarla da tanışıyorsunuz. Buradaki farklı milletlerden gelen uluslararası öğrencilerle de tanışıyorsunuz. Burada doğmuş büyümüş Türklerle de tanışıyorsunuz. Hepsinden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Hepsi size bir şeyler katabilir. Tabii ki Türk çevre içinde işte Türk marketlerine gidebilirsiniz. Mescitlere gidebilirsiniz. Genelde mescitlerin önünde böyle alanlar vesaire oluyor. Oralara gidebilirsiniz. Burada bilmiyorum böyle kahvehane, kıraathane tarzı yerler var mı? Sanırım pek yok arkadaşlar. Onun dışında tabii ki böyle işte bir milli maç olduğu zaman, bir şey olduğu zaman ortaklaşa böyle insanların yaptığı etkinlikler oluyor. İşte birlikte maç izliyorsunuz vesaire, böyle şeylere de katılabilirsiniz. Buraya ait hissetmek, arada kalma hissini yaşamamak için bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Özellikle Almanca'ya sıkı sıkı sarılın. Yapabildiğiniz her yerde Almanca konuşun. İngilizcenizin ne kadar iyi olduğunun gerçekten bir anlamı yok. Zaten siz ağzınızı açıp İngilizce bir şeyler söylediğinizde, çok büyük bir şehirde yaşamıyorsanız buradaki insanların suratı ekşiyor arkadaşlar. Onların İngilizcesi iyi bile olsa
suratları ekşiyor. Diyorlar ki buradaki bir yabancı Almanca öğrenmeye çalışmıyor. Gelmiş de buraya işte taşınmış vesaire ama yine de Almanca bilmeye çalışmıyor diyor. Sizin bu bariyerleri aşabilmenizin tek anahtarı ise Almanca arkadaşlar. Gerçekten burada her şeyin üstüne Almancayı koyun. Her şeyin üstünde Almanca var arkadaşlar. Siz buraya geliyorsanız ve bir şekilde kalıcı olmak, buraya ait hissedebilmek istiyorsanız birinci hedefiniz Almanca olmalı.